Şimdi sizin kafanızda iki tane soru var. Bir, Ramazan yaklaşıyor, oruç bu virüsle savaş için iyi mi, kötü mü ya da ne kadar aç kalmak lazım? İki, evde çok oturuyorsunuz, çok fazla kilo almaya başladınız. Bu oruç sistemlerine duydunuz, OMAD, günde bir öğün yemek ya da aralıklı oruç, bunların yaşam tarzı için, kilo verdirmek için ya da bu virüsle savaşta nasıl faydalı olup olmadığını merak ediyorsunuz. Size uygun olup olmadığını merak ediyorsunuz. Eğer sağlık için, virüsle savaş için, kilo vermek için ya da Ramazan sebebiyle bu farklı oruç sistemlerini merak ediyorsanız şu anda doğru videodasınız. Herkese tekrar merhaba, ben Akın Saatçi. Daha önce aslında bu aralıklı oruçla alakalı, günde tek öğünle alakalı, otofaji sistemiyle alakalı çok fazla video çektim. Ama bu son zamanlarda virüs sebebiyle genelde 17 saatte geçen oruçlar yapmayın, uzun süreli su oruçları yapmayın diye tavsiyelerde bulunmuştum. Birkaç tane takipçim de ya hocam önceden böyle uzun süre aç kalın, su orucu yapın, 2 gün 3 gün bile aç kalsanız problem olmaz diyordun. Şimdi de 17 saati geçme diyorsun. Kafamız karıştı, bize biraz bunu anlat dediniz. O yüzden ben de size 3 tane farklı oruç sistemini anlatmak istiyorum. Ya da yemek yeme sistemini ya da hayat sistemini anlatmak istiyorum. Bunlar kaç saat olduğu zaman ne faydaları oluyor ya da ne zararları olabilir? Beraber bunlara bakacağız. Ama unutmayın, ben bir doktor değilim. Sizinle aşağıdaki araştırmaları paylaşıyorum, o araştırmaları okuyorum, doktorları dinliyorum ya da konuşuyorum doktorlarla ve bazı sonuçlara ulaşıyorum. Ben kaç saat aç kaldığımı ve hangi orucu yaptığımı size anlatacağım. Bu videoya yetişmeyecek, biraz uzun bir video olabilir. Bir sonraki videoda bugün Perşembe günü, cumartesi günü sizlerle de bu oruçları yaptığınız zaman saat kaçta yemeniz lazım, ne kadar aç kalıyorsanız ve hangi öğünde yemeniz lazım, kahvaltı mı, akşam mı, öğlen yemeği mi ve bu yemeklerde neler yemeniz lazım, kaç kalori almanız lazım ya da hangi besinlerden almanız lazım, bunları konuşacağım. Ama bu ne yememiz lazım konusunu cumartesi günkü videoya atacağım. Bugün bu 3 tane oruç sistemine bakacağız. Avantajlarına ve varsa dezavantajlarına bakacağız. Başlayalım. Birinci sistemimiz Intermittent Fasting, yani aralıklı oruç, IF. Bunu mutlaka çok duymuşsunuzdur ve görmüşsünüzdür. Bu genelde 13 saat ve 15 saat arası bir açlık durumunda verilen isim. Bu saatleri hangi saatler olduğunu siz ayarlayabilirsiniz. Yani bir öğününüzle diğer öğününüz arasında eğer 13 ile 15 saat açlık varsa, mesela diyelim ki akşam yediniz ve ertesi sabah sabah kahvaltısını atladınız, biraz daha öğlene doğru yediniz, bu intermittent fasting anlamına geliyor. Bir sonraki öğününüz tekrar bu kadar 15 saat olamıyor, tabii 24 saat olduğu için gün içerisinde 2 öğün yediğiniz anlamına geliyor. Bu neden faydalı diye bakacak olursak, tabii ki insülin hassaslığınızı arttırıyor ve insülin direncinizi düşürüyor. Bu aslında biraz böyle ters bir şeymiş gibi geliyor kulağa ama insülin direnci aslında istemediğimiz bir şey. Ne oluyordu? Yemek yediğimiz zaman ne yemek yersek yiyelim, vücutta şeker artıyor. Dolayısıyla şekeri dengelemek için vücudumuz insülin salgılıyor. Eğer insülin direncimiz varsa vücut şeker içeri girdikten sonra bu gelen insüline direnci olduğu için algılamıyor bunu. Yani çok kahve içen birisinin artık kahveden etkilenmemesi ve kahvenin ona hiçbir uyarıcı vermemesi gibi düşünebilirsiniz. Yani insülin hassaslığı olsun istiyoruz aslında. Vücuda insülin girdiği zaman vücut hemen buna tepki versin ve hemen vücuttaki şekeri düşürsün istiyoruz. Bu hem kilo vermek için iyi, hem sağlıklı olmak için iyi. Yani biliyorsunuz kanser gibi bir sürü rahatsızlıkların sebebiyle bu şeker. Aynı zamanda geçen hafta sizinle paylaşmıştım, bağışıklık sistemimiz 3 bölümden oluşuyordu. Bu 3 bölümün de daha iyi çalışması ve bu virüslerle savaşmamız için şekerin az olması bizim için çok iyi bir şey. O yüzden intermittent fasting çok iyi, çünkü şekerimizi aşağıya düşürüyor ya da insülin direncimizi aşağıya düşürüyor. İnsülin hassaslığımızı yukarı çıkartıyor. Böylece kanımızdaki şeker çok uzun süre yukarıda kalmıyor, yemek yesek bile. Tabii ki bu kilo vermemize yardımcı oluyor ve diyabet rahatsızlığımız varsa bununla alakalı bize çok yardımcı oluyor. Tabii ki böyle bir rahatsızlığı varsa mutlaka doktora danışarak yapıyorsunuz bunu. Daha sonraki diğer faydalarına baktığımız zaman da tansiyon, yani kan basıncı gibi problemleriniz varsa tansiyonu düşürüyor. Yine kan basıncı probleminiz varsa bunlarla alakalı da çok yararlı oluyor. Aşağıda hem bu konuyla alakalı, şimdi anlattığım konularla alakalı, hem de daha önceden anlattığım konularla alakalı 1422 kişiye aralıklı oruç, günde bir öğün yemek yani OMAD ya da 3 gün aç kalmak, su orucu, 21 gün aç kalmak, bu tarz oruçları uyguladıkları, şuraya bir yere yazayım, 1422 kişiye
test yapmışlar ve bu konularda %99 oranında başarı görmüşler. Yani bu 1422 kişinin %99'u bu anlattığım konularda çok daha sağlıklı bir hale gelmiş. Ama tabii ki bu %99 olması sizde hemen böyle bir ufak soru işareti yaratması lazım. Demek ki %1 insanda da anlattığım faydalar gözükmemiş. Bu %1 insan siz de olabilirsiniz. O yüzden ne benim ne de başka birisinin YouTube'da hemen anlattığı şeyleri kabul etmeyin. Anlatacağım şeyler %99 oranında doğru olsa da mutlaka doktorunuza danışın diyorum. Tekrar hatırlatıyorum ve tekrar devam ediyorum. Büyüme hormonu daha fazla artmış 13-15 saat kadar hiçbir şey yemediğiniz dönemde. Bu çok iyi bir şey çünkü özellikle 30 yaşından sonra büyüme hormonu erkeklerde azalmaya başlıyor. İşte kas yapmak istiyorsunuz, yeterince spor yaptığınızı düşünüyorsunuz ama yine de kasınız artmıyorsa büyüme hormonunuz çok fazla salgılanmıyor olabilir. O yüzden bu açlık seviyenizi eğer açlık sürenizi uzatabilirseniz büyüme hormonunuz daha fazla salgılanacak. Diğer konularda nasıl salgılanıyordu hatırlıyorsunuz büyüme hormonu. Çünkü kaslarınızın artması ve sağlıklı olmanız için bu hormon çok önemli. Erken uyuduğunuzda, iyi uyuduğunuzda, derin uyuduğunuzda ya da HIIT egzersizleri gibi High Intensity Interval Training dediğim antrenmanlar yaptığınız zaman yine bu büyüme hormonu salgılanıyor. Eğer o videoları daha önce izlemediyseniz, yani antrenman videolarımı izlemediyseniz şu yukarıda paylaştığım linkte ve aşağıdaki yazıdaki linkte bu antrenman videolarını görebilirsiniz. HIIT egzersizlerimi benimle beraber yapabilirsiniz büyüme hormonunuz için. Peki yine intermittent fasting'e devam edelim. İnflamasyon yani iltihap vücutta çok daha azaldığı gözükmüş. Bu da bizim için çok önemli. Yine bu bir virüsle alakalı konuştuğumuzda, bu son zamanlarda yaşadığımız bu hastalıkla alakalı konuştuğumuzda geçen hafta hatırlıyorsunuz. Bunun en büyük yarattığı problemlerden bir tanesi vücuttaki inflamasyon, özellikle ciğerlerdeki inflamasyonu. Fasting inflamasyonu vücuttaki iltihabı azalttığı için hem sağlık açısından çok iyi hem de eğer fazla kilolarınızdan, şişkinliklerinizden kurtulmak istiyorsanız bu yine size çok yardımcı olacak demektir. Şimdi bu son söyleyeceğim iki madde biraz daha az olmasına rağmen yine de burada oluyor. Bir sonrakinde daha fazla olacak. Yine de bakalım. Otofaji oluyor. Otofaji neydi? Aslında ikinci yaşam sistemi diyeceğim buna. Yani aslında diyet sistemi demek istemiyorum ama ikinci oruç sistemi de otofaji. Otofaji vücuttaki hücrelerin aç kaldığı zaman vücuttaki diğer zararlı bakterileri ve ölü hücreleri yediği bir sistem. Aslında otofajinin tam kelime anlamı kendi kendini yemek gibi bir anlamı var. Yani sözlüğe girip bakarsanız böyle bir anlamı var. O da şunu anlatıyor. Normalde biliyorsunuz doğduğumuzdan ölene kadar sürekli hücrelerimiz yenileniyor. Yaşlandıkça hücrelerimizin yenilenmesi yavaşlıyor. Hatta artık hücrelerimiz yenilenmezse zaten hayata veda ediyoruz. Ama küçükken, gençken bunlar çok daha hızlı oluyor. Eğer biz hücrelerimize bir dönem açlık verebilirsek, yani bu aralıklı oruçluklar gibi ya da günde tek öğün gibi açlıklar verebilirsek ve hücrelerimiz etrafta yiyecek bir şey bulamazsa kendine dönüyor, yani vücudun içine dönüyor ve vücudun içindeki zararlı bakterileri ve ölmüş hücreleri, yani ki onlar da zararlı, onları yemeye başlıyor. Bu da aslında bize bir detoks oluyor diye düşünebiliriz. Çünkü içerideki zararlı her şeyi canlı ve sağlıklı olan hücreler yemeye başlıyor. Bu da bizim için çok iyi bir şey. 15 saatler civarında az da olsa bir otofaji olmaya başlıyor. Bu bizim için çok iyi. Ya da az da olsa ketone ya da Türkçesi keton olmaya başlıyor. Vücutta şekerler bitmeye başlıyor. Bu da şekerler bitmeye başladığı zaman tabii ki vücudun yine enerjiye ihtiyacı var. Yavaş yavaş vücut yağlara dönmeye başlıyor ve enerjiyi yağlardan almaya başlıyor. Bu da bizim ketosis'e girdiğimiz zaman, yani dediğim gibi enerji için yağları kullandığımız zaman hem kilo vermek için hem sağlık için aslında iyi bir an. Burada da ketosis'e girdiğimiz zaman vücutta keton ya da ketonlar salgılanmaya başlıyor. Bunlar da kandan idrar yoluyla vücuttan atılıyor. Bu bizim istediğimiz bir şey. Vücutta olmasını istediğimiz, yani kilo vermek için dediğim gibi ya da bu yağlardan kurtulmak için istediğimiz bir dönem. Yine az da olsa bu ketona girmeye başlıyoruz. Bu İngilizce'de sweet spot denilen bir şey. Yani bir şeyin olması için en uygun an gibi düşünebilirsiniz. Mesela basketbolcunun böyle bir şut atacağı zaman zıplayıp da böyle en doğru noktada aslında şutu attığı noktaya sweet spot denir. En doğru nokta. Bu da bizim için, bu yağ yakımı için en doğru nokta. Bu 13-15 saatin sonlarına doğru diyebiliriz. Bu an açlığınızın artık geçtiği an. Yani öyle bir şey olur ki mesela sabah kalkarsınız, günde tek öğün besleneceksiniz ya da iki öğün besleneceksiniz. Çok aç kalkarsınız, bir şeyler yemek istersiniz. Öğlen 12 olur falan. Artık böyle ya ne olur bir şey yesem, bir şey yesem dersiniz. Sonra öyle bir an gelir ki artık o açlık hissiniz gider.
Sabah böyle bir üstünüze uyuşukluk vardır. O uyuşukluk üstünüzden gider. Daha zihniniz açık olur. Kendinizi daha iyi hissedersiniz. Ya bu artık tek öğünleymiş ya, bana hiç koymaz dediğiniz an aslında bu sweet spot ve ketonların salgılanmaya başladığı an oluyor. Peki ikinci sistemimize geçersek, ben açıkçası şu anda daha fazla bu ikinci sistemi yapıyorum. Yani otofaji, biraz daha konuştuğumuz bu detoks anının ya da işte ölü hücrelerin, zararlı bakterilerin yendiği anın artması. Bu neden bir de çok önemli diye düşünürseniz, vücudunuzdaki ölü hücreler, zararlı bakteriler ne kadar artarsa hastalıklar vücudunuzda o kadar fazla artıyor. Yani kanserden tutun diğer bütün rahatsızlıklar aslında bu hücrelerin, zararlı bakterilerin artmasından kaynaklanıyor. Ve bu otofajinin olduğu zaman da detoks sistemine girmeye başlıyorsunuz. Bu temizlenmeye başlıyorsunuz. Ayrıyeten de bu virüsle alakalı savaşa hazır hale geliyorsunuz. Çünkü öyle bir ana giriyorsunuz ki vücudunuzdaki hücreler diyor ki tamam, ben artık yiyecek bulamıyorum. Etrafta yiyecek bir şey yok. Ben artık çalışıp kendi ekmeğimi taştan çıkartayım. Yani içeride, vücudun içerisindeki zararlı bakterileri, ölü hücreleri yemeye başlayayım ve bunları temizleyeyim içeriden demeye başlıyor. Bu da hem sizin vücudunuzun tamir olmaya başladığı an, yani eğer içeride herhangi bir rahatsızlığınız varsa vücut dolayısıyla bu kötü bakterileri yerken ya da zararlı hücreleri yerken dolayısıyla yavaş yavaş kendini tamir etmeye başlıyor ve öyle bir moda giriyor ki o anda eğer şu anda yaşadığımız bu virüs gibi ya da herhangi bir başka bir virüs içeri girerse hücreleriniz savaşa hazır. Çünkü içerideki zararlı her şeyi temizlemeye hazır olduğu ana geliyor. O yüzden bu 16-17 saat gibi olan oruç, benim şu anda uyguladığım oruç, bu self repair, yani kendini tamir ya da savaşa hazır modu demek. Bunu o yüzden ben tavsiye ediyorum. Biraz evvel konuştuğumuz bu ketonlar tabii ki bu sırada 13-15 saate göre 16-17 saate geldiğinizde çok daha fazla artıyor. Çok daha fazla yağlardan yakmaya başlıyorsunuz. O yüzden eğer kilo vermek istiyorsanız ya da yağ yakmak istiyorsanız bu 17 saatler, 16-17 saatler sizin için çok uygun bir nokta olacak. Peki bir de one meal a day vardı. Yani ben bu virüs hayatımıza girene kadar hep öğrencilerime, arkadaşlarıma ya da size, takipçilerime hep günde tek öğün tavsiye ediyordum. Hatta erkeklerde tek öğün, kadınlarda iki öğün tavsiye ediyordum. Onun sebebi de şu: kadınlarda çok fazla yağ oranının düşmesini istemediğiniz için. Ama tabii ki doktorunuz size diyebilir ki bir kadın olmanıza rağmen hayır, sen 2 gün bile aç kalabilirsin, 3 gün bile aç kalabilirsin, bunda bir problem yaşamazsın diyebilir. O yüzden benim verdiğim bu tavsiyeler tabii ki genele verdiğim tavsiyeler. Ama bu 1422 kişi üzerinde yapılan araştırmalarda hamileler hariç kadınlar var. 18 yaşından 98-99 yaşına kadar insanlar var ve hepsinde %99 başarı sağlamış. Ama tabii ki benim bir YouTube'da video çeken bir insan olarak, bir pilates hocası olarak, eğer bir yerde %1 bile bir hata görürsem onu insanlara %100'müş gibi anlatamam. Yani hepinize ben günde tek öğün beslenin diyemem. Çünkü eğer 100 kişi, şu anda kanalımda 85.000-86.000 kişi var, bunlardan %1 oranında birisine eğer bir şey olursa benim videomu izledikten sonra, sonuçta benim vicdanım çok sızlar ve size çok büyük zarar vermiş olurum. O yüzden sweet spot dediğimiz, yani iyi dengeli nokta, bu 17 saatler yapabilirsiniz. Ama bu aklınızda kaldıktan sonra şimdi günde tek öğün beslenirseniz, yani 24 saat açlıkta kalırsanız ne faydalar olur ona bakalım. Önce neden zararlı olabilecek onu da bir hemen söyleyeyim. Çünkü kan şekeri çok uzun süre düşük kalırsa, kan şekerinin düşük olması, evet 17-18 saatler için bizim için bağışıklık sistemiyle savaşmak için çok iyi bir şey. Fakat bazı araştırmalar var, yine aşağıda bütün bu araştırmaları paylaşacağım sizinle. Eğer 24 saat ve üzeri kan şekeri çok çok düşük olursa, bir de hepimizin kan şekeri aynı değil. Yani hepimiz beraber oturup 20 saat aç kalsak ve kan şekerimizi ölçsek hepimizin kan şekeri farklı çıkabilir. O yüzden birinizin çok çok uzun süre çok çok düşük kalırsa kan şekeri, o zaman da bağışıklık sisteminizi düşürme riski var. Bu sebeple 17 saati geçirmeyin diyorum. Ama normalde tabii ki şöyle avantajları da gözüküyor 24 saat açlıkta, hemen bahsediyorum. Bir önemli noktalardan bir tanesi, aslında bağışıklık sistemimizin büyük gücü, %80'i %90'ı bizim bağırsaklarımızda yaşanıyor. Yani hep biliyorsunuzdur aslında, işte bağırsakların öneminden hep bahseder doktorlar. Bu bağırsakların kendine gelmesi için, tekrardan yapılanması için ve buradaki bağışıklığın artması için 24 saatlik açlığın çok iyi olduğu gözüken araştırmalar var. Özellikle stem cell denilen kök hücreler bağırsaklarımızda,
24 saat boyunca oraya eğer bir şey göndermezseniz, onun kendi kendine dinlenmesine izin verirseniz, kendi kendinize bu stem sellerin, kök hücrelerin yapılanmasına izin verirseniz çok güçleniyor ve bu virüslerle savaşmak için de daha iyi bir hale geliyor bağırsaklar. Bir de 3 tane farklı şey daha fazla salgılanmaya başlıyor 24 saat açlıkta yine bağırsaklarda. Bir, antioksidanlar tabii vücutta çok daha fazla salgılanmaya başlıyor. GABA diye bir hormon vücutta daha fazla salgılanmaya başlanıyor. Bu da sizi aslında bir sakinleştiriyor. Uzun süre 24 saat bu orucu deneyen insanlarda mutlaka olmuştur. Bende de çok oluyordu. Mesela sabah kalktığımda böyle biraz stresli, işte aç, böyle canım sıkkın uyanıyordum. Ama artık akşam yemeğine doğru yaklaşırken, 24 saat yaklaşırken, böyle eşim mesela, ben şehir dışındaysam ya da yurt dışındaysam eğitim vermek için, yemek yedim mi bak 24 saattir açsın işte hemen git bir yerde bir şeyler ye diyordu. Ama orada böyle bir size bir sakinlik, böyle bir dinginlik geliyor. Böyle evet 24 saattir açım ama kendimi kötü hissetmiyorum, aç hissetmiyorum. Böyle bir dinginlik geliyor. Bu da bu GABA'nın artmasından kaynaklanıyormuş. Vücudunuzdaki mutluluk hormonlarını algılayan sistem kendi kendini tamir etmeye başladığı için, bir de böyle üstünüzde bu sakinliğin yanında bir de böyle bir mutluluk durumu olmaya başlıyor. Bunu ben gerçekten çok yaşadım. Eminim 24 saat bu açlık OMAD, One Meal a Day sistemini deneyenler de hissetmiştir. O yüzden oralar aslında sağlıklı olduğu için tavsiye ediliyor ve eğer çok kan değeriniz çok çok düşmüyorsa o zaman tavsiye edilebilir doktorlar tarafından. Ama ben dediğim gibi %1 ihtimal bile olsa 85-86 bin, belki bu videoyu izlediğinde 100 bin olmuş olacağız. Bu kadar insana, yani demek ki 1000 kişiye 100 bin kişiysek 1000 kişiye iyi gelmeyecek bir şeyi hemen burada tavsiye etmek istemiyorum. Ama kendinizi deneyebilirsiniz. Bir gün 17 saat mesela aç kalıp deneyebilirsiniz. Özellikle kadınlarda dediğim gibi yavrun zaten çok düşmemesi lazım. Yoksa döngülerinde belki problemler olabilir. Doktor derse ki evet sen şu anda hormonların çok hızlı çalışmıyor, o yüzden günde tek öğün yapabilirsin, iki öğün yapabilirsin. O zaman kadınlar da yine bu tek öğünü yapabiliyor. Benim bildiğim kadarıyla, dediğim gibi doktor değil, mutlaka konuşmanız lazım. Ama ben normal şartlarda bu videolarımda herkes, özellikle kadınlara günde iki öğün tavsiye ediyorum. Bu dönemde herkese bu 17-18 saati tavsiye ediyorum. Ben de öyle yapıyorum. Ama kan şekerinizi eğer kontrol edebiliyorsanız, ölçebiliyorsanız ve kendinize güveniyorsanız, iyi hissediyorsanız, çok fazla enerjiniz düşmüyorsa, o zaman günde tek öğünü de deneyebilirsiniz. Daha önemli bir şey yapacağız. Çünkü daha fazla sorduğunuz bir şey var. Bunları yapıyorum hocam ama o gün, o yemekte, o öğünde neler yemem gerektiğini bana söylemiyorsun, anlatmıyorsun diyorsunuz. Kolay, basit bir yöntemle hem kalori hesabı, hem ne yemeniz lazım, kaçta yemeniz lazım, saat kaçta yemeniz lazım. Cumartesi günkü videoda, kısa bir videoyla, tahmin ediyorum 3-4 dakikada bitecek kısa bir videoyla onu anlatacağım. O yüzden bunları anlamanız çok önemli ki o günkü videoda yiyeceklerimizi seçeceğiz ama hangi sistemi yapacağız? Bunu önce karar vermeniz lazım, kendinizi dinlemeniz lazım diyorum. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, güzel bulduysanız lütfen oradaki beğeni butonuna basın. Eğer bu konularla ilgilenen arkadaşlarınız varsa paylaşım butonundan lütfen paylaşmayı unutmayın. Ve henüz kanala abone olmadıysanız, bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı da bir düşünün derim. Daha önceki antrenman videolarımı izleyip şurada mutlaka egzersiz yapmayı unutmayın. Ve daha önceki beslenme videolarımı izleyip şurada mutlaka bunlarla alakalı biraz daha fazla bilgi edinin diyorum. Kendinize dikkat edin. Cumartesi günkü videoda görüşmek üzere.